Evet, acile veteriner ligine koronavirüs sebebiyle ara vermek zorundayız. Çünkü gerçekten koronavirüs dünyayı saran ve Titan'ın Türkiye'de de inanılmaz bir etkisi olan, ölümlere sebebiyet veren, ki kimsenin ölmesini asla vasıta istemiyoruz ama önemli bir virüs. Ve virüsten dolayı halı sahalar maalesef kapandı. Biz de bir milli ara gibi bu arayı değerlendireceğiz. Bilmiyorum şu anda yani 1,5 aylık bir süreç diyorlar, 2 aylık bir süreç diyorlar ama bakalım ne kadar süre bekleyeceğiz. Tabii ki ne kadar süre olursa olsun turnuvamıza devam edeceğiz tüm hızıyla. Sadece sizlerden isteğim, kondisyonlarınızı, oynayan takımların kondisyonlarını biraz yüksek tutması. Çünkü maç eksiği çok önemli. Yani maç eksiğiyle başlanan bir lig ciddi kayıplar verebilir takımlar. O yüzden turnuva öncesi hazırlık maçları, eğer halı sahaların açıldığı tarihte itibaren hazırlık maçları yapmalarını, en azından bir iki karşılaşma yapmalarını istiyorum takımların. Çünkü lige başlamadan bu gerekli paldır küldür, lige başlarsak çok sakatlık gelebilir. O yüzden kendi özel kişisel sporunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum. Kondisyon yükleme açısından spor salonları kapanmadı. İstediğiniz her türlü yürüyüş olsun, spor olsun, koşu olsun, kondisyon olsun arttırabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki biz turnuvamıza ara verdik ama turnuvamız güncel hızıyla, tüm hızıyla devam edecek. Sizlerle telefon bağlantıları yapacağız. Sizlerle bazı yarışmalar oynayacağız. Çok güzel derlediğimiz yarışmalar var turnuvayla ilgili. Ondan sonra biliyorsunuz bizim Türkiye'de ilk turnuvamızın online dergi sistemi var. Aylık çıkaracağımız dergi. Bu dergiyi ayda bir çıkaracaktık ama verilen aradan dolayı sizlere 2 veya 3 adet dergiyi bu ara içerisinde çıkarıp hem ortamı daha güncel tutacağız, hem de sizlerin daha çok takip etmesi açısından, bizleri heyecanınızın devamı açısından sizlere ücretsiz bir katkımız olacak. Ki aslında biz online dergilere para alıyoruz. Çünkü neden para alıyoruz, şunu söyleyeyim. Diyeceksiniz ki parası mı uygun, ama gerçekten büyük emekler veriliyor dergiye. Yani baktığınız zaman çok emeklerimiz var. Yani birisi gidip röportaja gitmek, işte birçok detayları sizlere sunmak, bu da bir emek istiyor. Zaten kazançlar ortada, biliyorsunuz. Çok büyük kazançlar elde edemiyoruz. Sponsorluklarımız olmasa gerçekten ayakta duramayacağız. Onu da söyleyeyim sizlere. O yüzden bu tip dergileri biz online karşılığı, ücret karşılığı yayınlıyorduk ama sizlere bizim de bu koronavirüste bir katkımız olsun. En azından daha ücretsiz bir şekilde dergiyle, derginin de birçok konuda hem yarışma olacak, hem sorularımız olacak, hem röportajlarımız olacak. Dop dolu içeriklerle sizlere sunacağız. Onlar da zaten haberini veririz. Bunun dışında dediğim gibi lig çok çok çetin geçiyor. Çok iyi bir lig. Benim de çok keyif aldığım bir lig. Şampiyon takımın kimin olacağını hiç bilemiyoruz. Geçen senenin 2 sezon önceki final oynayan Antalya sonuncu sırada. Düşünün. 2 sezon önce şampiyon takım şu anda 7. veya 8. sırada en son. Bakıyorsunuz yani çok önemli takımlar var. Çok çok iddialı gidiyor karşılaşmalar. Takımlar çok iddialı. Ama fair play dolu olduğu için de ben özellikle size teşekkür ediyorum. Çünkü ne olursa olsun rakip varsa biz varız. Rakip varsa oyun var. Neticede saygı duymak lazım. Bir anlık öfkeyle, tabii ki futbol içinde her şeyi barındıran bir spor ama kafamızın bir köşesinde en azından kendinize saygı, bize saygı, rakibe saygı olsun. Hakemimiz de Baykul Hoca, Antalya'nın bence en iyi hakemi. Çünkü ben yıllarda o kadar hakem yönetimim oldu. Yani gerçekten Baykul Hoca 1 numara koyabilirim. Biz Baykul Hoca'nın değerini bilmek zorundayız. Gerçekten o konuda da sizlerden hassasiyet bekliyorum. Ki zaten çoğunuz da Baykul Hoca'yı seviyorsunuz. Evet, fazla ekleyebileceğim bir şey yok. Sizlere korona sonrası yine inşallah sizlerle birlikte oluruz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. İnşallah uzun bir ara olmaz. Sizlerle tekrardan birlikte oluruz.